Hayatta en değerli şey şüphesiz zaman. Siz 15 günlük videomun hızlandırılmış halini izlerken benim sizden çok değerli bir isteğim olacak. 2 yıldır YouTube'da videolar üretmeye çalışıyor ve paylaşıyorum. Kanalımın büyümesi tamamen sizin sayenizde oldu ve olmaya devam edecek. İlginiz ve desteğinizden ötürü çok teşekkür ediyorum. Özellikle bu videomun hem çekimleri hem de editlenmesi ciddi zamanımı aldı. Ben de sizden bu videoyu sonuna kadar izlemenizi rica ediyorum. Yaklaşık olarak 50 dakika gibi önemli bir zamanınızı alacağını biliyorum. Videoyu beğenmeyebilir, izlerken sıkılabilirsiniz. Eğer böyle olursa izlemeseniz bile en azından bu videoyu özel atlamadan sonuna kadar açık kalmasını sağlarsanız çok mutlu olurum. Çünkü videolarımı atlamadan sonuna kadar izlenmesi YouTube'da önerilen videoları çıkmasına sebep olup çok daha fazla kitlelere ulaşmamı sağlar. Bunu da ancak sizlerin desteğiyle sağlayabilirim. Sonuçta herkesin beğendiği bir şeyler üretmek neredeyse imkansız. Ama beğenirseniz ikinci temennim kanalıma abone olmak, videoyu beğenmek ve sosyal medya platformlarında Instagram, Facebook, YouTube ya da WhatsApp gruplarınızda bu videoyu paylaşırsanız motivasyonumun yükseleceğinden hiç şüpheniz olmasın. Son olarak eleştiri ve fikirlerinize ihtiyacım olacak. Bugüne kadar paylaştığım videolar hakkında beğendiğiniz veya beğenmedikleriniz, hatta şu şekilde videolar çekebilirsin dediğiniz fikirleriniz var ise bunu yorumlarda yazabilirseniz ayrıca mutlu olurum. Şimdiden teşekkür eder, iyi seyirler dilerim. Selamünaleyküm arkadaşlar, Yazılımcı Köylü kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, otu biçtikten sonra artık bu tarafı toplamaya başladım. Diğer tarafı bitirdim. Aslında diğer taraf da çok uzun sürmedi. 1,5 saat civarında diğer taraftakilerin aynı şurada görmüş olduğunuz gibi toplamalar falan yapmış. Şöyle öbek öbek topladım onları. Muhtemelen yarın veya yarından sonra da artık bunları yavaş yavaş taşımaya başlarım diye düşünüyorum. Hiç acele etmedim. Dün akşam aslında buraya geldim. Önceki gün diğer tarafı topladım. Dün akşam biraz geç geldim. İşlerim biraz uzundu. Akşam saatlerine doğru da dedim çalışabildiğim kadar dedim. Hava kararına kadar dedim toparlamaya çalışayım. Kısmen bitirdim. Muhtemelen bugün burayı da yarım saat içerisinde bir toplarım. Topladıktan sonra önümüzdeki günler zaten komple güneşli olduğu için bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Aslında toplayıp toplamama konusunda bayağı bir kararsız kaldım. Dedim bir deneyeyim dedim bakayım. Baktım biraz ot çıkıyor. Bayağı bir ot var. Fena değil. O yüzden toplamaya karar verdim. Diğer taraf tabii buna göre bir tık daha iyi. Şimdi bu gölgelik olan kısımdan başlayacağım. Zaten birazdan tamamıyla gölgelik olur. Şimdi şu gölgelik olan kısmı bitireyim arkadaşlar. Öncelikle rahat rahat serin serin çalışırım. Bugün de biraz rüzgarlı hava. Gayet iyi yani çalışmak için uygun. Burayı bitireyim arkadaşlar. Ondan sonra kaldığımız yerden videoya devam ederiz. Aynı zamanda bu videoyu da içeri taşıma esnasını falan tek bir video haline çeviririm. Bakın öyle fazla bir ot yok. Yani bu sefer otu dediğim gibi hem susuz bıraktık hem otu kuruttuk. Olmadı yani. Diğer taraf buraya göre kısmen biraz daha iyi arkadaşlar. Biraz daha fazla ot var. Dakika bir, gol bir. Çıkmasaydı iyiydi. Aslında çivi yeri de var. Bir çivi çakılması lazım. Evet, bunları ben şu ilerideki kapıdan atacağım arkadaşlar içeri. Diğer tarafta büyük kapımız var ama burada maalesef öyle büyük bir kapımız yok. Hepsini aynen şu şekilde toparlayayım bunları. Artık acele de etmeyeceğim. Havalar da müsait zaten. Dışarıda kalsa da herhalde ekstradan bir şey olmaz diye düşünüyordum. Çok da rüzgar var. Sese de yansıyabilir. Bakın zaten şu ortalarda falan hiç yok denecek kadar. Neredeyse hiç yok arkadaşlar. Yani bunlar toplanmaya değmez yani. Buraları girmeyeceğim. Şu ileriye gireceğim. Şurada var biraz. O kadar. Zaten bu tarafları toparladım. Yine ne yiyorsun sen kızım? He? Ne yiyorsun sen? Çekirge, kertengele. Değil mi? Ne buldun yiyorsun. Kirpi, fare, kedi. Kertenkele, çekirge, kurbağa. Ne biçim mide var sende bilmiyorum ki ben. Bıraksam kurdu da yiyeceğiz herhalde. Oğlum, yara nasıl oldu bakayım. Bir daha sprey sıkmak lazım değil mi oğlum? Sen bir şey bulamıyor musun oğlum? He? Sen bir şey bulamıyor musun? K-
Gel karıştırıyorum bak. Gel karıştırınca buz. İnşallah bu rüzgar bu otları yaymaz. Bayağı da esiyor ama. Her yerde bunlardan var işte. Bunu köpekler mi kazıyor? Aslında devamı var mı? Var gibi ya. Aynen şunun devamı var da. Bu biraz kapanmış gibi. Çok var bu tarada. Şunun gibi deliklerden çok var burada. Kontes. Ne oldu kızım? He? Yakala yakala yakala. Kaçıyor bak kaçıyor kaçıyor yakala. Gel. Gel bak buradan kesin çıkar gel. Koş. Koş 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 koş. Yakaladı. Evet arkadaşlar toplama işi tamamıyla bitti. Ufak tefek kalan yerler falan vardı. Onları da açıkçası çok da önemsemeyeceğim. Olduğu gibi bırakacağım yani. Şimdi size buradan diğer tarafı da göstereyim. Ancak ben buradan bu kadar ot çıkacağını beklemiyordum açıkçası. Bayağı bir ot çıktı. Şu orta bölüme zaten hiç dokunmadım. Çok az ot var. Bazı yerlerine baktım da bakın şunları hiç almadım bile. Biz burayı kuruttuğumuz için böyle oldu. Şimdi size diğer tarafı da göstereyim. Oradan doğru da hayvanlarımı bir kontrole gideceğim. Hayvanların muhtemelen suyu bitmiştir. Daha bugün hiç gitmedim yanlarına. Hiç bu kadar ot çıkacağını beklemiyordum açıkçası burada. Bayağı çıktı yani. Hele şuralarda falan güzel ot çıktı. Yani. Evet arkadaşlar buranın durumu da bu şekilde. Bakın burada da bayağı bir ot var. Diğer taraf tabii buraya göre biraz daha zayıf. Ama anlam veremediğim bir şey var yani. Sanki diğer tarafta daha fazla ot var gibi. Gerçi ot düşme videosunu kanalımda paylaştım ama hani gerçekten diğer tarafta neredeyse yok denecek kadar ot vardı. Şöyle göz kararına baktığım zaman diğer taraf sanki daha fazla ot var gibi gözüküyor. Burada daha az var gibi gözüküyor. Ya da benim gözüme öyle geliyor anlamadım. Ne yapacağız baba? Ne yapalım oğlum? Otları taşıyacak mıyız? Ben şimdi akşam niye oğlum? Akşam ot toplanmaz mı? Şimdi olmaz ki. Neden? Sen yardım etmeyeceksin babaya. Baba. Yardım etmeyeceksin oğlum babaya. Hey akşam eve. Nasıl? Akşam eve. Akşam mı? Şimdi taşıyalım mı otları? Ben sözüm var. Sen taşıyamaz mı sen? Baba yardım etmeyeceğim sen. Ben gel. Büyünce yapabilirim. Büyünce mi yapabilirsin? Büyünce sen bana yardım edeceksin mi? Söz mü? Aferin benim oğluma. Bitmiş. Nereden anlıyorum? Su bittiği zaman kovanın yeri değişiyor. Oradan anlıyorum. Normalde yeri şurası. Tam bu şekilde bırakıyorum özellikle. Dolmaya başladı. Su dolarken ben de hayvanlarımı kontrol edeyim. En son dün tel kontrolü yapmıştım. Hem sularını falan vermiştim. Bakın ileridiler oradalar. Büyük tarlaya dün gitmiştim. Büyük tarlaya da yine iki yerden farklı bir şekilde domuz girmeye çalışmış. Ama tabii girememiş. Sadece tellerde ufak tefek esnemeler falan vardı. Onları da hallettim zaten. Bir tanesi şurada. Bir. Orada. İki. Üç. Bir tanesi nerede? Gel.
hiç umurunda değil. Aslında böyle üst üste 4-5 gün şöyle gelsem elimde ekmekle yemle falan çok güzel alışırlar da. Bir türlü fırsat bulamıyorum ki hep yapacağım diyorum. Evet, şu orta bölüm bayağı bir açılmaya başlamış yavaştan. Artık yürünecek bir duruma gelmiş buralar. İşte bir an önce hayvanları diğer tarafa almam gerekiyor da burayı da bitirsinler istiyorum. Bayağı bir uğraştım burayla tel vesaire temizlik derken. Ama seneye nasip olursa hiç buralarla uğraşmam. Direkt büyük tarlaya atarım. Tabii ki hayvan sayısına göre. İnşallah 10 tane tamamlarız. 10 ve üstü yapabiliriz. Valla işin yanlarına hiç inesim yok. İnmesi ayrı bir dert. Çıkması ayrı bir dert. Tekrardan cihazımızı açalım. Arazide gezerken genelde kapatıyorum. Kendimi çarpmamak için. Bakın şu anda aslında bir yerde kaçak var. Aslında dün gezdim burayı. Nereden anlıyorum biliyor musunuz? Bakın 12.7'den bir anda biri düşüyor. Yani 0.6, 0.7 civarı. Hatta şu an 8, 9. Bu aslında bir yerde kaçak olduğunu gösteriyor. Yani tel bir yerde bir şeye temas ediyor. Bazen dal parçası falan da düşebiliyor. Ama hiç bugün dolaşmayacağım arkadaşlar. İki craft olduğu için sürekli dolaşmama gerek yok. Yaklaşık 3 gün önce burada saman tırı vardı. Balya fiyatı 100 TL dedi. Sordum. Ama giderken ayıp ettiler burada. Benim buradaki demirlerime vurmuşlar o küçük kamyonla. Bir de çöplerini falan hep burada bırakmışlar. Topladım da yapacak bir şey yok. Direkte falan herhangi bir şey yok da. Brandamı falan yırtmışlar yani. Hadi bu neyse kazayla oldu da. Yani bütün yediklerini, içtiklerini, kola şişelerini, su şişelerini, yedikleri bisküvi kaplarını, kutularını, jiletinlerini hep burada bırakmışlar arkadaşlar. Halbuki burnunun dibinde burada çöp var yani. Bir daha gelirlerse bunu yüzlerine vuracağım yani. Orada su dolarken 2 dakika büyük tarlamıza da bakalım arkadaşlar. Oradaki cihazla bir kontrol edeyim. Evet, mesafe bu kadar arkadaşlar. Tahminen 100 metre, 150 metre falandır yani burası. Bayağı da bir rüzgar var. Bugün de burayı dolaşmayacağım. Çünkü buraya dün dolaştım. İki yerde bir telesinem olayı vardı. Domuz gelmiş yani. Ama girememiş. Bakalım burayı da kontrol edelim bir sıkıntı var mı? 12.6 bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Burada aynı şeyi yapmıyor. 12.7, 12.8, 12.6 yani 0.1, 0.2 arası olduğu için burada böyle bir problem yok demek anlamına geliyor bu. Burada hayvanlarım olmadığı için burayı sensörlü bırakıyorum arkadaşlar. Gündüz kapanıyor cihaz. Gece otomatik çalışıyor ki akşam fazla hava kararmadan zaten direkt çalışıyor. Çünkü cihazın bulunduğu yer zaten biraz karartılı yer olduğu için yani fazla uzun sürede kapalı kalmıyor. Arkadaşlar buradaki su dolsun. Suyu kapatayım. Artık oradan da ben zaten eve geçeceğim. Videoyu da artık ot taşıma esnasında kaldığımız yerden devam ederiz. Arkadaşlar videoya kaldığımız yerden yaklaşık olarak bir hafta sonra devam ediyoruz. Bakın şimdi içeride otlara kendime bir yer çıkartmam gerekiyor. Bu arada bir hafta oldu. Yani bir hafta önce otları öbek öbek topladım ancak içeri hala taşıyamadım. Bakın şu anda en büyük bıçağımı taktım. Üçlü bıçağımı. Benim favori bıçaklarımdan bir tanesi. Bunu çok kullanmıyordum ben. Çok aşırı derecede büyük olduğu için şöyle karış hesabı baktığım zaman da 1,5 karış civarı. Bu en büyüğü arkadaşlar. Ben normalde bunun bir küçüğünü yani orta boyunu kullanıyorum. En küçük boyunu hiç kullanmamıştım zaten. Çok küçük geliyor diye. Şimdi içerideki otları tırpanla parçalamaya çalışacağım. Şimdi burası inanılmaz derece tozuyor. Bakın ben bu arada kalepeleri falan da açtım burada. Bazıları daha açılmadı ama onları işte eline şöyle indirmem gerekiyor. Yani tozdan dolayı aslında bunu yapmak istemiyorum. O yüzden aklıma böyle bir şey geldi. Dedim ki ya ben bu yerdeki otları tırpanla denersem olduğu yerde parçalayıp traktörün tırımıyla ittirme yapabilirim diye aklıma geldi. En azından bir deneyeceğim bakalım. Olur olmaz şu anda inanın ben de bilmiyorum. Şimdi hep beraber göreceğiz. Bu makine aslında otu güzel parçalıyor ama bu makineyle benim buradaki otu bitirmem imkansız arkadaşlar. Yani bu 220 voltla çalışan bir makine. Otu aslında güzel parçalıyor. Yaklaşık olarak işte 5 ile 10 santim, 10 santim civarında falan güzel parçalama yapıyor. Ama dediğim gibi yani bu makineyle bu bitecek bir olay değil.
Evet arkadaşlar, oluyor mu? Evet oluyor. Ama görüyorsunuz duman altı oldu gene burası. Her yer toz duman oldu. Aslında hem oto havalandırma konusunda bence çok iyi oldu ama işte işlerinde bazen böyle taşlara falan ekiyor. Şimdi kıvılcımlar falan çıkmaya başladı taşa vurduğu zaman. Şimdi tek korkum o. Yani Allah korusun en ufak bir şekilde bir alevleme yaparsa. Yani tamam suyla muyla bir şekilde önüne keseriz ama bizi ciddi anlamda uğraştırır. Bakın arkadaşlar şuradan şöyle göstermeye çalışayım. Umarım gözüküyordur. Şu güneşin vurduğu yerden doğru. Her taraf toz içerisinde. Eğer bu bile burayı bu kadar tozutuyorsa, yani traktörün o iki tane farklı aparatı var. Selahattin abi de ve traktörcü bizim Muhammed abi de vardı. Dedi ki ikisi alabilirsin buradan dedi. Traktör de var zaten Ramazan abi de. Yani bir gün sürer dedi yani. Belki bir günü bile geçebilir dedi. Çok da öyle basit bir şey değil yani. 30 sırasıyla iki tane farklı makine. İsimlerini şimdi ezbere bilmiyorum da ikisi de ot parçalamak için. Şu anki yaptığı aslında yer çok hoşuma gitti arkadaşlar. Yani bu oluyor. Yani toplasanız şurada 10 dakika kadar bir zaman geçirdim. Maksimum o da yani. En fazla 10 dakika zaman içerisinde yani şu görmüş olduğunuz alanı yaptım sadece. Bıçak gerçekten işe yarıyor arkadaşlar. Yatay bir şekilde üstten alta doğru girdiğim zaman daha güzel oluyor. Şimdi yaparken hem tecrübe ettim hem de test etmiş oldum bu arada. Yani bir ot biçer gibi değil de hafiften makineyi şöyle yan çeviriyorum. Yan çevirdikten sonra üstten alta doğru girdiğim zaman çok daha güzel yapıyor anladığım kadarıyla. Yani inanın var ya tam benim istediğim gibi oldu ya. Hayvan bunu asla ziyan edemez. Ben şu an kararımı verdim arkadaşlar. Bütün binayı komple bu şekilde tırpanla yapacağım. Emin olun bundan çok daha fazla toz atıyor. Bakın şuradaki tozları ben şimdi çıplakla gözle görüyorum ama siz kamerada görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şimdi benim makinelerimi ben mecburiyetten kapatmıştım zaten. Çünkü bu bir an önce burayı bitirip otu taşıyıp makinelerimi komple temizleyip ondan sonra makineye çalıştırmam gerekiyor. Yani ben burayı bitiremeden işime de devam edemiyorum arkadaşlar. Öyle bir sıkıntım da var. Yani o toz içerisinde makineler çalıştırdığınız zaman o tozu makineler içine komple alma yapıyor yani. O yüzden maalesef ciddi bir sıkıntım var. Bakın son gelen otları ben buralara yığmışım. Şimdi şu kapı ve buradaki kapının önünden yer çıkartmam lazım ki dışarıdaki otları buraya getirebileyim. Şuradaki ot geçen sene dibine tohum dökmüş. Yani tohumları varmış yani çok da kaliteliymiş. Sanırsam bir videomda bundan bahsetmiş. Ben bunları traktör tırmığıyla taşırken şuradaki hayvanların suyunun olduğu yere geliyor arkadaşlar. Bakın burada yeşillikleri görüyorsunuz. Buralar komple yemyeşildi yani. Burası hep komple yeşermiş bir otlu. Bakın ben şu an çıplak gözle görüyorum. Önceki videolarımda falan ben burayı zaten göstermiştim. İşte bu tohumu da değerlendirmek istiyorum. Özellikle şuranın altını yani şu otları temizleyip altındakini de komple alıp çuvallamak istiyorum bu arada. Yani şu an tek sıkıntım otların içerisinde şöyle görmüş olduğunuz gibi taşlar var. Kıvılcım çıkmasına sebebiyet veriyor. Şu an o da beni korkutuyor yani. Kaldığım yerden devam ediyorum. Bakın size şurada neyi göstereceğim. Daha binanın içerisinde yaklaşık olarak %20-25 civarında falan otları tırpanla parçalamaya başladım. Tozu görüyorsunuz. Bakın size şimdi buradaki makinelerimin üzerindeki tozu da göstereyim. Bakın bunlar yeni tozlar arkadaşlar. Eski tozlar falan değil. Daha önceden çünkü geçen hafta falan ben bunların üzerinde tozunu almıştım. Bakın makineleri şu an henüz açamıyorum. Yani bugün bu işi mutlaka bitirmem gerekiyor. Yani dışında böyle toz varsa bunun içinde veya şunların içinde arkadaşlar olan tozu düşünemiyorum bile. O kadar toz var. Hatta size bugün çalıştıktan sonra tırpanın etrafındaki tozu da göstereyim. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Her taraf toz içerisinde kaldı. Makine tamamıyla toza gömüldü. Şimdi size yaptığım alanı göstereceğim. Bütün kapılarımı, camlarımı vesaire hepsini açtım arkadaşlar. Hepsi şu anda açık. Aksi takdirde zaten burada çalışma imkanı yok. Şu an maskeyle çalışıyorum. Bakın buraları tırpanla şöyle biçtim arkadaşlar. Üçlü bıçakla bir girdim. Bu arada üçlü bıçağın orta boyunu taktım. Büyük bıçak çünkü otlar o kadar çok sıkışmış ki. Yani elinizle ayıramıyorsunuz arkadaşlar. Biraz da ben bunu tırmık yardımıyla falan ittirdiğim için bayağı bir sıkıştı. Parçalanan yerler de var. Parçalanmayan yerler de var. 10 santim ile 50 santim arasında olan ot parçaları var. Çünkü tırpanla ben bunu sonuçta rastgele biçiyorum. Bakın şu hale geliyor otlar. Şöyle göstereyim. Hem hayvanın ziyan edemeyeceği şekilde oluyor. Mesela şunlar altlarda kalan. Çok da tırpanı mesela altlara sokmuyorum arkadaşlar. Taşlar falan çıkıyor. Kıvılcım kıvılcım atıyor. Bunları da ne yaparım? Kışın mesela hayvanlarımı verirken köşeye ayırırım. Bunları bir yerde biriktiririm. Çok da fazla değil zaten onlar. Olan şu şekilde arkadaşlar. Yani olması gereken ve olan bu şekilde. Bence gayet güzel bir oran. Yani harman makinesinden bir tık daha uzun. Harman makinesi çünkü çok ince yapıyor. Dediğim gibi iki tane makine var. İkisinin de adını bilmiyorum. İkisine de otu veriyorsunuz ve yapıyorsunuz ama onlarda da biraz daha makineyi buraya getireceğim vesaire. O da tozacak ama o bundan daha fazla tozacağını düşünüyorum. Şimdi öncelik olarak şu kapının ağzını falan boşaltmaya çalışıyorum. Şu tarafı komple yığma yaptım. Bu tarafı bitirdim. Şu ileride tırpan makinesiyle geçirdiklerimi şurada yığdım arkadaşlar. Şurası kaldı. Hemen şu kapının ağzını hızlıca boşaltacağım. Muhtemelen bunları tırpanla şöyle bir elden geçirdikten sonra çok da yerinden kımıldatmayacağım arkadaşlar. Yani olduğu gibi bırakmayı planlıyorum. İçinde mutlaka tohum vardır diye düşünüyorum. Çünkü bakın hayvanlarımın suyun olduğu yerde videoda göstermiştim zaten. Orası komple bir yeşermişti. Köpeğim de orada kontes. Kapıları açtığımdan beri içeride. 2-3 saatten beri orada deli gibi fare kovalıyor. Yakalıyor da, yiyor da. Şu an henüz daha yılana denk gelmedim. Öyle bir sıkıntı yok çok şükür. Zaten bir defa içeri yılan girmişti. Onda zaten kontes öldürmüştü. Hatta yemişti yani. Yılanın ölüsünü de bulamamıştım. Bakın orada yakaladı gene bir şey. Bakın bu makineyle yaptığımı tekrardan size göstermek istiyorum. Az önce tırpanla yaptığımı gördünüz. Bir de bu
makinenin yaptığına bakın arkadaşlar. Aynı saman gibi çok küçük parçalara bölüyor. Eşit bir şekilde 5 ile 10 santim arası, daha uzunu yok. Ama tırpana dediğim gibi 10 santimlik de var. İçinde 50 santim uzunluğunda otlar da var. Daha henüz dışarıda otlarım var. Onları da göstereceğim. Dışarısı resmen yeşillenmeye başladı. Ama 10 günü geçti arkadaşlar. Yani bu videonun başlangıcı da 10 gün önce falandı. Akşam şu an saat 9 oldu. Artık havada karardı ama ben de bitirdim çok şükür. Şu anda bütün otları, özellikle de şu duvar kenardakiler biraz nem yapmış arkadaşlar. Rütübet mi yaptı artık ne yaptıysa. Oradakilerde ufak tefek çürümeler falan gördüm. O yüzden özellikle duvar kenarlarını komple boşalttım. Sadece şurası kalmış, boşaltmadım. Onun haricinde bu taraflar komple bitti. Tırpanla gerçekten arkadaşlar, yani hiç ben bu kadar güzel bir şekilde olacağını tahmin etmiyordum. Hem istediğim gibi oldu. Yani aslında istediğim gibi değil de tam olarak 10 santim ile 50 santim arası olduğu için daha benim için mantıklı oldu. En azından bütün otlar tek boy değil. Bakın şu ortaları falan komple boşalttım. Yeni otları da buraya getireceğim. Buradan dağınık olan otlar artık tamamıyla kuruduğu için bakın hepsini şöyle set şeklinde toparladım. İleriyle bu şekilde yaptım. Orayı da size göstereyim. Bakın şurayı da tırpanla parçaladım ama burayı toplamadım çünkü bunun dibinde tohum var. O tohumları alacağım arkadaşlar. Buradaki tozlar da artık bir şekilde yavaş yavaş süpürmem lazım. Şurada görmüş olduğunuz taşlar işte beni sıkıntıya sokan bunlar. Otlarla beraber tırmıkla çekerken traktörün tırmığıyla maalesef içeri taşlar da girmiş. Şimdi şuradaki bölüme giremedim arkadaşlar. Orası inanılmaz sıkışmış. Aslında ben buraya traktörün arkasındaki o ot parçalama aletinden getirseymişim zaten bunları elimizle çekerken zaten büyük bir sıkıntı yaşayacakmışız biz. Çünkü elle de gelmiyor arkadaşlar. Öyle böyle değil. O yüzden tırpan gerçekten güzel olacağını beklemiyordum yani açıkçası. Benim için mükemmel oldu yani. Buradaki parçaladıklarımdan da göstereyim. Bakın mesela şu parçalanmamış arkadaşlar. Bu olduğu gibi kalmış. Muhtemelen şu duvar diklerindekilerini aldım ya. Onlar onlardandır. Tırpanla parçaladıklarından göstereyim size. Tekrardan. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Yani 10 ile 50 santim. 10 santimlikler de var. Böyle görmüş olduğunuz gibi 30 santim, 20 santim, 50 santim olanlar da var. Yani şuradaki araları da süpüreceğim. Artık yeni otları falan getireceğim. Kaldı ki ondan sonra bir biçim daha geliyor. Şu anda daha dışarıdaki otları toplamamıza rağmen hala da şu an yeşillikler çıkmaya başladı yani. Bakın şuradaki camdan bile akasya içeri yeşillik girmiş. Artık o kadar çok her tarafımız ot ki camlardan bile içeri artık ot girmeye başladı. Şimdi muhtemelen ben yarın bunları, şu brandayı yere sererim. Brandanın üzerine bu otları koyup çekerek götürürüm arkadaşlar. Çünkü öyle çok traktörlük bir durum yok. İlk başta ben traktörün tırmığıyla bunları dibe kadar sürüklemeyi planlıyordum. Tırpanla parçaladıktan sonra. Şimdilik ondan vazgeçtim. En sonki 30 da bir alayım. Veya işte kaç defa daha biçim alacaksak muhtemelen bir biçim daha alırız. Öyle tahmin ediyorum. Bunu da aldıktan sonra duruma göre kontrol edeceğim arkadaşlar. Bali yapmayacağım için böyle kalacak bu otlar. Evet arkadaşlar, videoya kaldığımız yerden yarın devam edeceğiz. Zaten enteresan bir video oldu bu. Herhalde rekor kıracağız bu videoda. 2 hafta falan olacak yani bu videoya başlayalı. 2 hafta sonra videoyu bitirebilecek miyiz? Evet arkadaşlar, bu videonun tam 14. günündeyiz. Yani 14 günlük enteresan bir video oldu bu. Ha bugün bitirdim, ha yarın bitirdim. Şu otu taşıyayım, bu videoyu öyle bitireyim derken 14 gün oldu arkadaşlar. Yani 14 gün sonra da bu otu taşımak daha bugüne nasip oldu. İçeride otları parçalıyorum falan filan derken bayağı bir zaman geçti. Bu arada tırpanla da harman dövmüş olduk. Daha önce yapan var mı bilmiyorum ama gerçekten harman dövmüş gibi oldu yani tırpanla. Ben daha önce görmedim. Muhtemelen deneyen de yoktur. Öyle tahmin ediyorum. Şimdi içeriden brandamı getirdim. Brandaya koyacağım. Bunu çeke çeke içeriye taşıyacağım. Şimdi bu otlar 2 hafta falan oldu. Biraz temkinli davranıyorum. Çünkü altından her an yılan da çıkabilir. Daha buradan yeni başladım arkadaşlar. Bakın otların altındakini görüyor musunuz? Asıl otların altındakiler yeşermeye başladılar. Diğer taraf buradan çok daha iyi. Birazdan göreceksiniz zaten. Burada da görüyorsunuz artık yeşillikler çıkmaya falan başladı. 3 haftadan beri falan yağış yok arkadaşlar. Yani eğer yağış olsaydı zaten burası çok daha farklı olurdu veya sulamış olsaydım yine daha güzel olurdu burası. Haddinden fazla kuruduğu için bunu taşıması kolay olacak. Hiç traktöre gerek duymadan elimle burada brandayla çekerim. Hatta şöyle bir şey düşündüm. Dedim ki eğer ağır gelirse şuraya dedim bir tane inşaat demiri koyarım. Motosiklete bağlarım, hızlı bir şekilde taşırım diye düşünmüştüm. Hiç gerek kalmadı. İçeriği de bu arada bayağı bir düzenledim. Bayağı bir toparladım içeriği. Orada köpeklerin pislediği yerler falan vardı. Otları falan dışarıya attım. Hadi bismillah içeriye çekelim. Yani çok rahat, hiç zorlanma yok. Ağırlığı yok çünkü. Evet, aynı zamanda bana süpürü veriyor şu anda. Hazır çekebiliyorken ileri kadar çekeceğim arkadaşlar.
Hiç kapının ağzını doldurmayacağım. Bakın ne kadar yığdım yani buraları. Kontes gene fare peşinde. Değil mi kızım? Aferin benim kızıma. Makinenin bıçağına gelen bu taşlar işte. Tırmıkla taşırken bunları maalesef bunları da götürmüş bulunduk içeri. Bakın burada da var bir tane. Şunları hepsini alıyorum. Kenarlara atıyorum. Sonradan bunları tek tek toplayacağım. Şimdi arkadaşlar şu kenarları boş bıraktım. Duvardan rütübet yapmasın diye. Şimdi artık bunları da bu hizaya dizeceğim. En son bunları da tırpanla harman döveceğim arkadaşlar. Bu iş bu kadar. En son işim bittiğinde aynı burada yaptığım gibi arkadaşlar tırpanla bunları da gireceğim. Yani aslında bir nevi tırpanla harman döveceğim. Tırpanla harman dövülür mü? Dövdüm arkadaşlar. Yaptım oldu yani. Çok da güzel bir ot çıktı yani ortaya. Tabi içinde yapamadıklarım falan var. Gösterdim gerçi de. Şu köşeye girmedim mesela. Daha doğrusu şuraya kadar girdim de şuradan ilerisine girmedim. Orası çok sıkı. Oraya müsait bir yere gireceğim. Çünkü bugün artık buradaki tırpanla harman dövme yani bu otu parçalama işlemini tamamıyla bitirmem gerekiyor. Toz. Hiçbir şey yapamıyorum arkadaşlar. İleride makinelerimi hala açamıyorum. Bir daha da burayı tozutmak istemiyorum. Tek amacım şu anda bu. Bu taraf bitti tamamıyla. Şimdi diğer tarafa geçeceğim birazdan. Hem biraz dedim mola vereyim dinleneyim. Bir de kendimi işe kaptırdım. Hayvanları unuttum ben bugün. Hayvanlara hiçbir şekilde su da vermedim. Yanlarına da gitmedim. Muhtemelen şu anda susuz kalmışlardır. Birazdan şuraya gireceğim. Zaten yakından da göreceksiniz. Bakın bu taraf diğer tarafa göre daha fazla yeşillikler, otlar çıkmaya başladı. Şimdi hayvanlara hemen sularını falan kontrol edeyim. Ondan sonra kaldığımız yerden burayı taşımaya devam edelim. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. Our first time, our first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart it race, so catch me if I fall. Buradaki elmalar da falan. Aslında sopalar falan koydum ama yine de yeterli değil. Ağaçlar iyice artık eğilmeye başladı elmalardan. Evet. 12.9. Aslında gerçi akşam oldu ama şu anda 14 voltu falan bulması gerekiyordu. Panelinin yerinde de bir sıkıntı yok. Belki silmem gerekiyor olabilir. Tosun, susuz kaldınız değil mi bugün? Değil mi? Aynen öyle. Şşt. Tosun, çok mu susadın sen? Çok mu susadın sen? He? Dur şunu boşaltayım dur. Temizleyelim. Dur, temizleyeceğim az bekle. Bakayım. Oh, buz gibi. Tamam, az bekle. Dere gideceğim mi? Böyle. He? Al. İçersin belki. Vallahi içiyorsun. Gel. Gel. Vallahi bugün unuttum size. Nerede diğerleri? Sen niye ayrıldın gruptan? He? Niye ayrıldın? Hadi gel diğerlerini bulalım hadi. Su dolana kadar bakalım. Tarafta yoklar. Heh, bir tanesi burada. Bir tanesi yukarıda. Diğer nerede? Heh, gördüm. Daha aşağıda. Bunlar son günlerde bayağı bir yayılmaya başladılar ya. Bu kadar böyle ayrı olmuyorlardı. Birisi orada, birisi burada, birisi ileride. Birisi de yukarıda. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde ben bu hayvanları artık büyük tarlaya getireceğim. Yalnız orada bir lamba işim var. Araziyi sabaha kadar aydınlatmayı planlıyorum. Bakalım şu anda malzemeler toparlamaya çalışıyorum da. Aslında burada da bayağı bir ot var gibi gözüküyor ama.
Bakın alan ne kadar açıldı arkadaşlar. Şimdi en azından şuradan aşağı doğru yürümeye inebilirim artık. Veya aşağıdan yukarı doğru çıkabilirim yani. Çıtaları şu anda çıplak gözle görebiliyorum. Aslında şuradan insem şöyle bir baksam. Şimdi biraz daha net görüyorum. Bir problem gözükmüyor şimdilik. Şimdi sularımı doldurayım gideyim. Bak zaten gelmeye başladılar. Normalde ben öğlen saatlerine hemen geliyorum buraya. Susuz kaldınız değil mi bugün? Bugün ilk defa öyle bir hata yaptım. Gel gel. Buradayız gel. Bağırma oradan doğru. İyi, fazla sinek yok üzerimizde. Değil mi kızım? Hadi artık alış be. Hadi artık alışman lazım be hadi. Gelirken yine elimde bir şey getirmedim ama. Susamış susamış. İlk defa böyle bir hata yaptım. Kandı mı bizimki ya? He? Ha doymadın değil mi? Zilin de sıkıntı var. Zilin altındaki zil ötme. Neyse. Bak, bir yere bakacağız. Bak bunun tırnakları bembeyaz. Şu. Bununki simsiyah. Bunun tırnakları da simsiyah. Acaba dişiler siyah. Erkek olanlar da beyaz mı oluyor tırnaklar? Et olsun. Öyle mi oluyor? Nasıl oluyor? Burada gelse bir su içse. Buradan doğru görüyorum. Yavaş yavaş gelmeye başladı. Ne istiyorsun elbisenden? Tişörtünü yırtacaksın hey! Alo! Yırtacaksın bak şimdi tişörtünü. Yeni ot taşıdım. Bunun kokusunu mu alıyorsun? Ne yapıyorsun? Hey bırak! Tişörtünün haline bak. Ne hale getirdin bak. Aha delmiş. Vallahi tişörtüm delmişsin. Bak gördün mü? Ne biçim diş var sende? Gitti tişörtün. Var ya seni. Sağ ol hocam! İyi hocam. Dur imam, motorla imam. Ne yapayım be, hayvanları unuttum bugün de. Sularını unutmuşum, bunlara su vermeye geldim. Sen ne yapıyorsun hocam, iyisin? Kendine iyi bak hocam, görüşürüz. Tamam, tamam hocam, görüşürüz. Birisi demişti, tam boynuzun üstünde bir boşluk var, orayı sev falan demişti de yorumları da görmüştüm. Gel. Sanki işe yarıyor gibi. Satacak mı abi? Yok. Yok abi, satamıyoruz, edemeyiz o işi. Yapamıyoruz abi. Sende varsa ben alabilirim. Vallahi mı? Kaç aylık? Alalım abi. Kaç para? Ciddi misin sen? Kaç para istiyorsun? Ben ister bakarsam ben 60 ister. Şaka yapmıyorsun ama ciddisin. Gerçi ya. Sen gelsin geçsin lan. Tamam geliyorum. Merhaba lan. Küçük enişte. Tamam kızma. Kızma. Kim o? Nabiyin abi iyisin. Hacım nasılsın? Nasıl anladın? Hoş geldin ya. İyi Allah kolaylık versin. Geçen günü yine balya yaptın. Yakalayamadım seni. Bismillahirrahmanirrahim. Maşallah. Bu 3,5 aylık mı abi? He? Bu kaç aylık? Bu da 1,5 aylık. 1,5 aylık. Bu mu 3,5 aylık? Maşallah. Gel bakalım. Diğerler bizim gibi kaçayım bunlar. Yak. Bunun kafası acayip tüylü böyle ha. Kıvırcık. Kıvırcık. Ha bu gelmiş. Bizimkilerde kabak diye geçiyormuş tamam, herhalde. Kabak. Abi kabakla kıvırcık arasındaki fark ne? Yani ne demek oluyor yani mesela? Kıvırcık kıvırcık bunu. Tüylerimize bak. Bunun tüyleri öyle değil. Bu düz. O kabak mı oluyor? Yok şimdi kabak bilmiyoruz tabii. O kabak mı olacak, ne olacak? Ha. Benim aldıklarım kabakmış yani. Öyle diyorlar da. Dalsız işte yani. Kabak dalsız. Hadi, yani kabak dedikleri şey dalsız mı anlamına geliyor? Ha. Sen o zaman şunu da satarsın büyüyünce. Ya. Bunu ne satıyorsun, onu ne satmıyorsun? Ot olsun.
O dişi mi? Hmm. Ha dişi olduğu için. Ha. Sen tosunları satıyorsun. Anladım. Ne istiyorsun abi buna? He? Ne istiyorsun? Demeyeceğim. Be abi ne bileyim ben mal sayım alayım. Ne bileyim ben? Böyle asfaya kadar denk geldi işte. 45. Maşallah. Bunun ilerisi var ya. Ya ben ilerisini gerisini bilmem. Bunun ilerisi var. Ben besi yapmıyorum. Hani ne derler? Tarlayı aynı biliyorsun zaten. Anlatmaya gerek yok. Tarlada da 7-24 doğru duruyorlar işte yani. Maşallah o ama. Sen dişi satmıyorsun. Sadece tosunlar satıyorsun değil mi? Ya tosuna bakmak için benim için ahırım dar benim. 8 metre ağır yapacağım. 5 metre genişlik. Yapacağım buraya böyle bir şey. He. Şu an kaç tane hayvan var sende? Bunlarla beraber. 4. İşte birer tane hayvanları var bunların. Tamam 2 tane dışı adam var. He. İnek değil mi onlar da? He. Sütler nasıl abi? Sütler az Mahmut. Simenter ye. Simenter'de tam süt yok yani. Mesela kaç litre ortalama? Ya ortalama işte biz şey vermezsek akşam ikisinden 5 kilo süt alıyoruz yani. Yani bir günde 10-20 litre mi alıyorsun? Yok 5-5-10. 5-5-10 bütün gün sabah akşam yani. Evet. Mahmut hoş geldin. Hoş bulduk yenge nasılsın? İyiyiz oğlum sen nasılsın? İyi çok şükür. Şuna bakmaya geldim de uysal ya. Yok bu öyle şımarık değil. Şey değil. Gel. 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 Biberon görseliğinde. Gel. Gel nereye kadar kaçacaksın? Nereye kadar kaçacaksın? Gel. Gel. Seveceğim, seveceğim. Gel. Gel. Maşallah. Maşallah. Seni nerede beyaz şey yapmışlar? Toparlamışlar. Vallahi ben bir şey bilmiyorum İnge biliyorsun. Hep tarladılar benimkiler. Hep tarladılar. Olsun oğlum gene toparlamışlar onlar. Hep tarladılar. Şimdi onları büyük tarlaya alacağım ben de. Aynen. Orada artık yavaş yavaş ot bitti. Var da. Olsun olsun. Artık büyük tarlaya alayım diyorum bir an önce. İşte merak olmasa bakılmaz da. İşte ahırımız rahat değil oğlum ya. Burası gene... Bir 5-6 tane oldu herhalde toplamda. Daha fazla alır mı? 7 tane falan oldu burası ya. Gel. Tamam tamam hadi korkutmayayım seni hadi. Gelmişken buraya da bir kontrol edeyim dedim. Şöyle gözüce tarla diye bakayım. Evet bir yerde bir kaçak var. Şu anda bir kaçak var arkadaşlar. Duyuyorum şu an kaçağı. Çalışsın. Sesten daha iyi anlayacağım ben şimdi bunu. Bir yerde kaçak var şu anda. Bugün aşağılara inmeyeceğim. Normalde 5-6 günde veya haftada bir şöyle bütün yolları komple yürüyorum arkadaşlar. Şöyle dağ dibine doğru tüm telleri kontrol ediyorum. İlk 8 gün bayağı bir yordu domuzlar beni. İlk 8 gün aralıksız geldiler. Sonra tek tük böyle 1-2 geldiler. Sonra tamamen kesildiler. Yani bu tarlada tamamıyla artık yaban hayvanların önünü kestim arkadaşlar. En son hatta şu yukarıdan gelmiş aşağıya. Şu tele vurmuş ama yine koparamamış. Sadece bir esnetme yapmış o kadar. Hayvanlarımı buraya çekeceğim ama şimdi şuradan yoldan doğru bir tane daha ip çekmeyi düşünüyorum. Yukarıda bir aydınlatma düşünüyorum arkadaşlar. El fenerleri var. 5 wattlık bayağı uzun mesafeler onlar. Onlara işte güneş enerjisi bir akü sistemi ayarlayıp araziyi komple 5 tanesiyle veya 6 tanesiyle sabaha kadar aydınlatmayı düşünüyorum. Her ihtimale karşı. Elimde zaten birçok malzeme mevcut. Şimdi ilk başta diyorum ki şuradan diyorum şöyle böleyim diyorum. Hayvan sadece şu diğer tarafta bir otlasın ilk önce. Sonra da buradaki alana girsinler ve diğer taraftaki alana girsinler. Aslında ilk başta şurada bölgesel olarak otlatmak istediğim yerler var. Mesela şu karşısı olduğu gibi, şu taraf gibi veya şuralar gibi. Hiç uğraşmak istemiyorum. O yüzden şöyle ortadan bölerim. Bir o tarafı komple gelsinler. Sonra bu tarafı komple gelsinler şeklinde bir ayarlama yapacağım. Henüz daha 4-4'lük karar vermiş değilim ama büyük ihtimalle o şekilde yapacağım. Zaten hayvan sayısı az olduğu için fazlasıyla yetecektir. Bu arada az önce Mehmet abinin yanına uğradım. Hayvanlarını gördünüz zaten. Dedi ki 40'a bırakırım dedi. Belki daha biraz daha pazarlık yapılabilirdi. Bilmiyorum. Sadece ben bilgi amaçlı bir bakayım dedim. Hayvanı böyle satılık hayvanı falan olduğunu bilmiyordum çünkü. Merak ettim. Bir gittim baktım. 40 dedi ama biraz daha pazarlık yapılabilirdi diye tahmin ediyorum. Yani danası da güzel yani. Aslında benim ağırlığım dana değildi. Dişi olsaydı yani bir pazarlığa otururdum açıkçası ama. Bu da zaten dedi dişi satmıyorum dedi. Sadece erkek olanı satıyorum dedi. Benim de zaten aslında dişi toplayasım var da. Hani büyütüp doğururlar vesaire şeklinde. Evet bir kaçak var. Ben doğru duymuşum. Kaçak burada değil. Kaçak şurada. Elektriği kapatsaydım iyiydi. Bakın görüyor musunuz? Direkt şu an tele değiyor. Şurada kaçağı da bulayım. Cihazı kapatmam gerekecek. Evet buldum. De burada değen yer de yok. Ses neden yapıyor? Şimdi anladım mevzuyu. Buradan tele değiyor arkadaşlar. Yani şu avlu teline değiyor. Çatlamayı da ileriden yapıyor. Kazık kuru olduğu için buradan ateşleme yapamıyor. Ateşlemeyi bir taraftan yapıyor. Ve ara ara böyle sert vuruyor. O sert vurduğu zamanları duydum. Şimdi cihazı kapatacağım. Hemen şu tele değen yeri çıkaracağım. Oradaki ağaç ıslak olduğu için akımı oradan kaçırıyor. Kuru yerden kaçıramadığı için. Evet kaçağı yapan yer burası. Bu tel yapıyor. Bu da altına girmiş. Ne yapıyor? Buradan veremiyor. Çünkü buradan telden gidiyor. Oradaki ağaç daha ıslak olduğu için ve daha bu kuru olduğu için buradan aşağı çatlama sesini duyamıyorum. Diyorum burada hiçbir şey değmiyor diyorum. Buradan hiç ses geliyor diyorum. Jeton sonradan düştü benim de. Yani hiçbir yer yok şu anda. Burası da tam böyle motokrosluk olarak arkadaşlar. Motokroslar geliyor. Alt köyden bir giriyorlar. Bu ormandan doğru. Şuradan görmüş olduğunuz gibi böyle geliyorlar. Yani şey için de çok iyi aslında bu yol.
Offroad araçları için de çok iyi. Motocross için de çok iyi. Mükemmel bir doğası var yani. Burada da yol güzergahını komple kontrol ettim. Bir iki tane değen diken ağaçları falan varmış. Onları da aldım şimdi, toparladım. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crash it in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. Bu iş tamamdır. Artık güvenle gidebilirim. Tosun. İçtiniz mi suyu? Suyu yarılamışız galiba. Üstten gözükmüyor. Neyse, gece bir daha geleceğim. Tekrardan su vereceğim size. Tamam. Bakalım ekmek geldi mi? Aynen, ekmek de gelmiş. Evet, bu tarafa tamamen gölgelik gelmiş. Şimdi şu tarafa başlıyorum. Bir çay molası. Ondan sonra şu tarafı da zaten bu akşam bitiririm. Buranın durumu da bu şekilde arkadaşlar. Diğer tarafa göre bir tık daha fazla yeşillendi burası. Otlar çıkmaya başladı. Yaklaşık 2 haftadan beri biz bu otları hala taşıyacağız. Bakalım ne olacak. Ama diğer taraftaki gibi brandayı şimdi böyle yükseltemeyeceğim. Çünkü buradaki kapım görmüş olduğunuz gibi küçük, alçak yapmam gerekecek. O yüzden burası biraz daha uzun sürecek gibi gözüküyor. Hiç zaman kaybetmeden ben hızlı bir şekilde başlayayım. İlk önce kapının ağzını boşaltayım. Ondan sonra diğer taraflara devam edeceğiz bu şekilde. Ama branda olayı bir tık daha kolay oldu arkadaşlar ya. Önceki sene sırtımızda falan taşıyorduk. İşte ipe bağlayıp sırtımıza alıyorduk vesaire. O biraz daha zordu yani. Traktör olayı biraz daha kolaydı. Tırmıkla geri geri yaptığımız zaman. Ama onda da şöyle bir şey oldu işte. İçeriye böyle ufak tefek taşlar da girdi yani. Bunlar uzun zamandan beri burada beklediği için yılan çıkma ihtimaline karşı temkinli davranıyorum. Ben çok böyle kuruyacağını falan zannediyordum ama o kadar da ciddi bir kurumu yok arkadaşlar. 2 hafta burada kalmasına rağmen çubuk kraker olur ya. Aynı onun gibi olur diye düşündüm de. Hatta olmuştur diye düşündüm. Ha bugün, ha yarın, diğer işler vesaire derken öyle takılıp kaldık. En olarak geçecek mi? Evet, onu hiç hesaplamadık. Galiba 0-0 geçecek. Bismillah. Burası geçiş sıkıntılı. Şuraya basarsam bu içine geçer. O yüzden kenarlarına basıyorum. Tamam, oldu bu iş. Şu an saat gece tam 2'yi 5 geçiyor. Dedim yatmadan önce hayvanlarımı gelip bir kontrole gelin dedim. Bu arada videoda bahsetmiş olduğum lamba bunlar arkadaşlar. Yani bunlardan 5 tane 6 tane yapıp diğer taraftaki büyük araziye bu lambalardan koymayı düşünüyorum. Çünkü bu lambalar mesafe olarak çok uzun aydınlatıyor. Bütün araziyi bu şekilde aydınlatmayı planlıyorum. Aslında su için geldim daha çok. Normalde ben bu saatte buraya gelmem. Akşam saatlerine falan veririm. İşte bugün dediğim gibi geç kaldım arkadaşlar. Hayvanları susuz bıraktığım için bugün saatlerde bir şaşma oldu. Keyifleri yerinde. Yani aslında burada daha ot var da işte tam karar veremem. Ya ne zaman alsam bu hayvanları büyük tarlaya, ne yapsam henüz daha karar veremedim. Hayvanlarım genelde %80 buraya yatıyor arkadaşlar. Yukarı çok çıkmıyorlar. Tahminim şöyle, yukarısı mesela bir tık daha esiyor. Burası daha az esiyor. Galiba hayvan rahat ettiği yerde yatmaya çalışıyor. Niye kalktın? Ne güzel yatıyordun işte. Baykuşlar. Gece o kadar çok sesleri geliyor ki. Bir şey yapmıyorum Tosunum. Gel. Bak 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 bak. Tamam, gidiyorum ben. Yandan yandan gidiyorum ben. Sen de hiç rahatsız olma. Ya rahatsız olma işte ya. Ben bir şey yapmıyorum ki, geçiyorum sadece. Suları da zaten dolmuştur şimdi. Artık ben de yavaş yavaş kontrolümü yaptığıma göre gidiyorum arkadaşlar. Siz ikiniz kalktınız, bari siz de kalkın hadi. Şu anda tam serinlikte sizin otlama zamanı. Siz niye yatıyorsunuz ki? Sizin aralıksız şu anda sabah 5-6'ya kadar, hatta 7'ye kadar otlamanız lazım. Bugün tırpanla kalan otları parçalayamadım. Ondan dolayı videomuz yarına kaldı.
Yani bugün 14. günü bitirdik. Artık 15. günde videomuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, videomuzun 15. ve inşallah sonuncu gününden kaldığımız yerden devam ediyoruz. İnşallah bu videoyu toparlayıp 15 günlük bir vlog halinde paylaşmaya çalışacağım. Bahçemizin durumunu son olarak size göstereyim dedim. Biberlerimiz, domateslerimiz, mısırlar kurudu arkadaşlar. Bu sene mısırdan çok verim alamadık. Çok da öyle detaylı bir sulama da yapmadım da. Biraz sulamada da geç kaldım açıkçası. Arada çünkü kavunlarım falan da var. Kavunlar fena değil, idare eder. Yakın bir zamanda yemeye başlarız diye düşünüyorum. Bol miktarda domates ve biber aldık. Domateslerden genelde ağırlık olarak menemenlik, biberlerden de turşuluk falan yaptık. 2-3 günde bir bahçeyi sulama yapıyorum şu anda. Bakın arkadaşlar, şu anda bu taraftaki toplama işlemi de tamamıyla A'dan Z'ye bitti. Son kalan otları arkadaşlar tırpanla biçmedim. İnanın canım almadı artık yani. Bıraktım. Artık onu da kışın hayvanlara verdikçe büyük olan parçaları diğer o biçemediklerimle beraber bir araya toparlarım. Ondan sonra onları da bir günde aradan çıkartırım diye düşünüyorum. Çünkü artık bugün içerideki bilgisayarlarımı falan temizleyip artık cihazlarımı komple açmam gerekiyor. Ciddi bir temizlik işim var. Şimdi arkadaşlar ben size baştan şu şekilde göstereyim. Buradan başlıyor otlarım. Hepsinin duvar kenarlarındaki bölümlerini tamamıyla boşalttım. Yani sağını ve solunu temizledim ve aynı zamanda hem ortaları hem de şu kenarları görmüş olduğunuz gibi süpürdüm arkadaşlar. Böyle yavaş yavaş, öyle çok detaylı bir süpürme değil ama en azından şöyle görmüş olduğunuz gibi elimden geldiğince fazla tozutmadan süpürmeye çalıştım. Çünkü süpürürken bile bayağı bir tozuyor. Burada kaç balye sizce ot var veyahut buradaki ot kaç tane hayvana 3-4 ay boyunca yani kışın yeter? Eğer bir fikriniz varsa bunu da yorumlarda bana yazarsanız sevinirim. Çünkü benim hiçbir tahminim yok arkadaşlar. Acaba buradaki ot yani 4 tane hayvana mı yeter, 10 tane hayvana mı yeter, 5 tane hayvana mı yeter? Yani inanın hiçbir fikrim yok. Yani tabii kışın hayvan büyük ihtimalle bakacağım yani, bunları satmayacağım. Üzerine de böyle ilaveye falan yapasım var tabii ki. Ama tabii ne olacağını bilemiyorum şu anda. Elimde şu anda ekstra bir proje olmadığı müddetçe, çok geçen seneki gibi ekstra bir proje vesaire bir şey almazsam hayvanlarımı satmayı planlamıyorum arkadaşlar. Bakın şuradaki otlar da şu şekilde, tekrardan bu tarafı göstereyim ve sonra tekrardan binanın diğer tarafını, yani binanın son kısmını da sizlere göstereceğim şimdi. Üst üste yığdım arkadaşlar. Aralarda yer çıksın diye hep otları direnle hep üst üste yığdım. Mesela aşağıda 3 bölüm şeklinde yaptım. Araları komple boşalttım ve aynı zamanda da süpürdüm. Bakın buradaki sadece şu dip kısma giremedim arkadaşlar. Çünkü orası çok sıkışmış. Yani inanılmaz derece sıkışmış. O yüzden oraya hiç dokunmak istemedim. Şurası birinci sıra. Bakın buraya kadar mesela temizledim. Artık bir tek burası kaldı. O da çok sıkışık yani. İnanılmaz derece sıkışmış ot. Hani elimle çekmeye çalışıyorum, gelmiyor arkadaşlar. O kadar sıkışmış. Traktörün tırmığıyla bunları ittirdiğimiz için çok sıkıştırdık. Bakın burası da ortaya yığmış oldum otlar. Burası da sol tarafta ve son olan otlar. Hatta şuradan şöyle biraz daha yürüyeyim. Sonunu size şöyle göstereyim arkadaşlar. Yani bayağı bir ot var. Ama buradan tabii kaç balye çıkar veya kaç hayvana bakar inanın hiçbir fikrim yok. Yani mesela örnek veriyorum, kışa doğru 10 tane hayvan yapabilirsem eğer, yaparsam mesela bu otlar eğer yeter mi? Veya eğer ben şimdi hayvan aldıktan sonra veya hayvan sayısını 10'a tamamladıktan sonra kalkıp bir de ekstradan kışı eğer bu otlarla çıkaramazsam, yani ekstradan yeme para vereceksem, hayvan almamın bir anlamı olmadığını düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü bu zamana kadar bakmış olduğum hayvanlarda, mesela önceki hayvanlarım 16 ay boyunca bendelerdi, bir kış da bendelerdi ve içeri stoklamış olduğum otlarla 3 hayvanımı 0'a 0 kurtarmıştım. Yani ne bir çuval yem aldım, ne bir balya saman aldım, öyle söyleyeyim size. Hiçbir şekilde tek kuruş bir masrafım olmadı. Yine aynı şekilde yapmak istiyorum. Yani yemsiz hayvancılık, bedava hayvancılık. Bütün amacım, gayem bu. En başından beri tarlaları ekmemi vesaire yapmamdaki sebep buydu arkadaşlar zaten. Bir de şuradan son olarak göstereyim. Bir de şurayı da tekrardan şöyle göstermiş olayım arkadaşlar. Otur. Aferin. Aferin. Hayır. 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 Aferin benim oğluma. Otur. Aferin kızım. Hayır. 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 Aferin benim kızıma. Evet arkadaşlar, köpeklerimin durumu iyi. Malum bir kurt olayı vardı. Binamızın olduğu yerden alt taraftan bir kurt girmişti. Köpeklerim özellikle de bu boynundan, dişi köpeğim de kurdun arkasından arkadaşlar ben uyanana kadar boğmuşlar, öldürmüşler. Kanalımızdan detaylı bir videosunu paylaştım. Son zamanlarda yavru köpeğimiz mama yemiyor arkadaşlar. Mecbur artık ekmek, evde bulunan yemeklerden vesaire veriyoruz. Mamayı son zamanlarda yememeye başladı. Bunlara sadece bir iç parazit yapacağım arkadaşlar. Bakın yarasını da şöyle göstermeye çalışayım. Hayır, 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 hayır.
Sadece o gün komutlarımı dinlemediler arkadaşlar. Yani orada kurt varken normalde bir şey yaptığın zaman hayır dersem herhangi bir şekilde hayır dediğim takdirde o yaptığı şeyi bırak. Hayır! Bana bak! Hayır! İşte ben buna böyle eğer müdahale etmezsem arkadaşlar bu köpeğe hep hırp oluyor bu. Hani annesi yapmıyor da babası yapıyor bunu. Maalesef bunu yapıyor. Hayır! Bakın normalde ekmeği uzatayım. Hayır demem yeterli yani. Ekmeği yiyemez. Mamayı da yiyemez. Şimdi mesela önüne koyacağım arkadaşlar. Yedemeden de yemeyecekler zaten. Elimde ekmek var ya biraz da onu kıskanıyor. Zaten yavru da hiç sevmiyor arkadaşlar. Böyle yarasını falan sprey sıkmıştım. Burnuna ve şu boynunun altında bir yarası vardı. Düzeldi arkadaşlar. Bir sıkıntısı yok şu anda. Gel. Otur. Otur. Aferin benim oğluma. Çık geri. Geri çık. Geri çık. Çık geri. Aferin benim oğluma. Otur. Otur. Aferin benim oğluma. Gel. Otur. Otur. Aferin. Bu senin. Bu da senin. Bekle. Bekle. Ye. Aferin. Kontes çok acıkmamış galiba. Galiba kurbağa falan yemiştir. Evet, bugün çok fare yedi. Ben bugün otları falan temizlerken fare, çekirge. Çekirge. Evet arkadaşlar, bunlar çekirge, fare. Yani ölü kediyi bile yediler. Sağlam yani canlı kediyi de zaten bırakmıyorlar. Direkt öldürüp aynı zamanda sadece öldürüp bırakmıyorlar. Aynı zamanda da yiyorlar. Kertenkele, kurbağa, kirpi bile yediklerine şahit oldum. Domuza falan da gidiyorlar da gitmesini aslında istemiyorum. Ama domuza ve ayıya yaklaşmadılar arkadaşlar. Bir defa burada bir ayı mevzusu oldu. Ama yaklaşmadılar. Sadece havladılar, etrafında dolanıp kovaladılar yani. Domuzlarda da aynı şekilde oldu. Kızım, sen ne yemiyorsun ekmeğini? Çok yedin değil mi içeride? Esas fareci bu arkadaşlar. Yılan öldürdü ve yedi aynı zamanda. Öldürüp yiyor arkadaşlar. Yani hepsini anladım da şu kirpi nasıl yediler hala tek onu anlayamadım sadece. Ve sadece o kurt geldiği zaman komutlarım dinlemediler arkadaşlar. Yani o gün ne dediysem asla ve asla beni dinlemediler. Kurt öldükten sonra beni dinlemeye başladılar. Onun haricinde hiçbir sıkıntı yok. Yaklaşık 7-8 tane komut biliyorlar. İşte geri, gel, otur, hayır, ye gibi böyle komutları biliyorlar arkadaşlar. İnşallah yavru köpeğe de bu komutları öğretebiliriz. Paşa, ye. Aferin benim oğluma. Ye. Son olarak havuzdaki balıklarımızı da size göstereyim. Bayağı büyüdüler. Artık önümüzdeki günlerde bu büyük balıkları tamamıyla havuzdan çıkartacağız. Şöyle elimizle böyle bir tane file tarzı bir şey yaptık. Büyük balıkları tamamen bu gölden çıkartmayı planlıyoruz. Artık çünkü küçük balıklar da yaklaşık olarak hani göz kararı söylüyorum. 500 ile 1000 arası falan vardır. Son üremeleri bayağı bir yükseldi. At oğlum at. İleri doğru da at. Ya. O kadar mı atabiliyorsun? Normalde ben balıklara öyle ekmek vesaire vermiyorum. Elimizde kalan ekmekleri böyle hafiften unuttuğumuz veya fazlalık kalan ekmekleri falan veriyorum. Yani bu balıklar, büyük olan balıklar yaklaşık olarak 7 yıldan beri falan burada. Kazlar sayesinde bunlar çoğalmıştı burada. Yani biz normalde harcayan bir şey vermiyoruz. İlla ki işlerinde küçükleri falan da toplamış olacağız ama onları da arkadaşlar aynı zamanda tekrardan geri bırakacağız. Yani ben istiyorum ki burada sadece küçükler kalsın. Büyükleri tamamen alalım. At oğlum at. Elimize gitsin ekmekleri atalım. Aslında bu balıkları güneş varken en güzel şu tepeden görebiliyorum. Şuraya çıktığım takdirde oradan aşağıya doğru baktığım zaman göle doğru yani çok net bir şekilde gözüküyor. Daha önce aslında ben buraya su altı kamerası falan da attım ama yani görüntü çok bulanık. Öyle su çok net değil. Dolayısıyla görüntü çok iyi olmadığı için çok da net bir görüntü yakalayamadım açıkçası. Evet arkadaşlar, 15 günlük videomuzun nihayet sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Fikir, öneri ve eleştiriye her türlü açığım arkadaşlar. Yorumlarda bunu bildirirseniz bana çok mutlu olurum, çok sevinirim. Evet, bu videomuz da böyle olsun arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenerek, kanalıma da abone olarak bana destek olabilirsiniz. Güzel olacağını düşündüğüm diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.